Arkadaşlar, yepyeni bir konuyla, interfacelerle devam ediyoruz. Yine yazılıma yeni başlayan adayların zorlandığı kısımlardan bir tanesidir interfacelar. Aslına bakarsanız ilk etapta interfacelari anlamak, sintaks olarak anlamak kolay oluyorken, yine sektörde en az implementasyonu yapılan ama hayati bir önemi olan konulardan bir tanesidir. Bu açıdan interfacelari sizin de yazılım sürecinde daha iyi noktalara gelmeniz için, mülakatlarda sürekli sorulduğu için, ayrıcalık kazanmanız için interfacelari sadece sintaks olarak değil, aynı zamanda gerçek hayat pratikleriyle doğru öğrenmeniz gerekiyor. İşte bu çerçevede hadi gelin interfacelari öğrenelim. Yine her zamanki gibi bir projeyle bunu bir kod yazarak öğrenmemiz çok daha kolay olacaktır. O yüzden ben de bir proje başlatıyorum. Solution üzerinde Admin Project dedikten sonra Console App .NET Core'u seçiyorum. Next butonuna basıp buraya Interfaces yazıyorum. Create diyorum. Ve geldik buraya. Şimdi nedir bu interfacelar derseniz, biz daha önce ne öğrendik arkadaşlar? Kalıtımı öğrendik. İşte bir tane class oluşturduk. Örneğin o oluşturduğumuz class'ı hatırlayın. Person diye bir class oluşturduk. Dedik ki bir tane de customer yapsak. Sonra gelsek customer şöyle person'a inherit etse bu şu anlama geliyor. Customer person'ın üyelerini de kullanabilir, erişilebilir üyelerini kullanabilir demek idi bu. İnterfacelerde ise burada gördüğünüz şu class'ın içerisinde person'da biz ne yapabiliyorduk? Üyeler bırakabiliyorduk. Ama interfacelerde üyeler oluyor ama üyelerin içi boş oluyor arkadaşlar. Örneğin bir tane yine bu class'larda kalıtımı öğrenirken şöyle bir şey yapmıştık. Class dedik ki Person Manager. Bunun içerisine de bir tane operasyon koyduğumuzu varsayalım. Public Void Add diye bir operasyon koyduğumuzu varsayalım. İşte burada ne dedik? İşte simülasyon yapalım burada. Console Writeline dedik ki beklendi. Sonra bir tane de Customer Manager yapalım. Customer Manager. Ve burada şöyle bir şey dedik yine. Person Manager olur da Customer Manager'a base sınıf olarak verilirse Customer Manager'ın içerisinde kendi operasyonlarına ek olarak bir de kalıtım aldığı sınıfın operasyonlarını kullanabilir dedik. Bakın buna tamamlanmış operasyon deniyor. Implemented operation. Yani implemente edilmiş, içi doldurulmuş şuradan bahsediyorum. Tam olarak seçtiğim yerden bahsediyorum. İçi doldurulmuş, tamamlanmış operasyon demek bu. Peki interfacelerde nasıl bir durum var? Bu bir interface olsaydı nasıl bir durumla karşılaşacaktık? Bakın bunu interface'e çeviriyorum. Interface diyorum buraya. İsmini iPerson Manager veriyoruz. Yani .NET dünyasında, C# dünyasında daha doğrusu interfacelerde isimlendirme standardı. İnterfacelerin isminin başına I getirilir. Büyük I getirilir. Sonra person atıyorum. Kelimenin ilk harfi büyük. Manager. Burada I interface'i karşılık geliyor. İsimlendirme tam olarak böyledir. Bakın ne yapıyorum şimdi? Ben bunu implemented değil, unimplemented operation olarak yazmak zorundayım interfacelerde. Interface üyeleri dışarıdan erişilebilir olmalıdır. O yüzden default public'tir. Yazamazsınız zaten public, yazmamanız gerekiyor. Default'u public'tir yani. Bakın şu an ben bir interface yaptım. Bir öncekinden farkı ne? Bir öncekinde ben içini doldurmuştum. Burada ise içini doldurmuyorum. Bir öncekinde mantık şuydu.
Eğer bir önceki gibi kullanırsam her yerde ortak demekti. Yani Person Manager'ın add'i, add operasyonu her yerde ortak demekti. Yani o içerisine yazdığımız kod her yerde ortak demekti. Ama burada interface'te onu demiyorsunuz. Evet diyorsunuz, imzam aynı olabilir ama müşteri için ekleme ayrı, personel için ekleme ayrı diyoruz. Tabii ki bu iPerson Manager olacak. Yani bunun implementasyonu ayrı, bunun içindeki kod ayrıdır, bunun içindeki kod ayrıdır. Evet tamam, bu imzaya sahibiz. Buna imza deniyor. Seçtiğim yere. Peki bakın ne yapıyoruz? Şöyle seçtiğiniz zaman bir tane hani tıkladığınız zaman şöyle ampul gelir zaten. Altında da gelir. Bakın implement interface. Dikkat ettiniz mi? Bakın burada biz bu add'i buraya tamamlamış olduk. Yani biz burada müşteri ekleme ile ilgili kodlar yazılır. Müşteri ekleme kodları. Genel olarak da hani böyledir. Sonuçta müşteriyle ilgili kuralları vesaireyi hani buraya yazacağımızı varsayarsak. Ben simüle ediyorum. Burada gerçek hayatta tabii ki bir sürü satır kod yazılır. Console WriteLine müşteri eklendi diyorum. Bakın bunda ise aynı şekilde implement interface. Bakın aynı şey burada da yazıldı. Şunun içerisini kopyalıyorum ve geldim. Burada personel ekleme koduyla personel ne şu person'ı karıştır. Person kişi demek. Personel ekleme kodları personel eklendi. Bakın ben add operasyonu interface arayüz demek. Yani bir şablon gibi. Diyorsunuz ki olur da Customer Manager, iPerson Manager'ı bundan önce ben ne diyordum? Inherit diyordum. Eğer class olsaydı. Class'larda inherits. Ama şu an interface'lerde implements diye okuruz. Java'dan gelen arkadaşlar çok iyi bilirler. Burada biz böyle yazmayız da Java'da. Java'da yazıyorum ben projeye göre. Implements yazarız. Yani bunun C Sharp karşılığı bu. Yani C Sharp'ta inheritance içinde, implementasyon içinde interface'ler bu ifade ya yani iki nokta kullanılıyor. Ama Java'da az önce dediğim gibi interface olursa implements, class olursa inheritance olursa extends kullanılıyor arkadaşlar. C#'da bu anlamda her şey iki nokta. Şimdi devam ediyorum ben burada. Demek ki ne yapmış oldum? İnterfeyslerle aslında bir şablon belirliyorum. Diyorum ki bu adam da o şablona uymak zorunda. Yani bu imzayı taşımak zorunda. Ha kendi kodunu yazabilir içine. Kendi kodunu yazabilir içine. Ne istiyorsa. İşte biz interface'le bunu sağlamış olduk. Geldik buraya. Mesela ben bunu kullanmaya çalışayım. Bakın mantık yürütelim arkadaşlar. iPerson Manager. Bu bir interface. Hadi Person Manager diyeyim. Eşittir. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Person Manager. iPerson Manager tabii. Zaten bir şey de getirmediği için elle yazıyorum. Bakın böyle bir şey yazabilir miyim? Mantıken düşünelim. Yani diyelim ki yazdım. Diyelim ki yazabildim. Person Manager nokta add. Add geldi bakın. Şundan dolayı geldi. Yani şuradan dolayı geldi. Şuraya kadardan dolayı. Diyelim ki çalıştı. Hani add bu ne? Bu bomboş bir şey yani. İçi yok bile. Hani bir süslü parantezi bile yok. O sadece imza. Dolayısıyla arkadaşlar interface'ler kuralları yazalım buraya. Interface new lnmez arkadaşlar. Bir kural içinde bir senaryo yapalım. Bakın burada void add, void bir tane de update. Yani diyorsunuz ki hangi class olursa olsun ekleme ve güncelleme metotları olmak zorunda diyorsunuz.
Bakın update'i koyduğum an ne oldu arkadaşlar? Update'i koyduğum an bakın bunların altı kızardı. Bakın bize ne diyor üzerine geldiğim zaman? Customer Manager does not implement interface member update. Customer Manager update metodunu implemente etmediği için ben sana kızdım diyor. Yani dolayısıyla bakın implement interface dediğiniz zaman hop getirdi. Bakın rahatladım. Ama bu hala kızgın. Neden? Çünkü o da o metodu implemente etmek zorunda. Burada throw new not implemented exception metodun içerisi yazılmadığı için böyle hata verecektir çalıştırırsanız. Onları hata yönetimini biz konuşacağız daha. Şimdilik böyle boş geçiyorum. Evet, şundan bir tane daha. Şöyle yazalım. Müşteri güncellendi diyelim. Bunda ise personel çalışan yani güncellendi olsun. Yukarıya doğru gidelim. Buranın hatalı olduğunu söyledik zaten. Şimdi peki ben hani bunu nasıl kullanacağım? Hani gerçek hayat konularına doğru gidelim. Bakın ben burada şuraya lütfen dikkat. New. Customer Manager. Bakın diyebilirim. Diyeceksiniz ki yani nasıl oldu bu iş? Hatırlayın referans tipleri. Eğer orayı çok iyi özümseyemediyseniz bir daha izleyebilirsiniz. Birkaç video öncesi. İnterfeysler arkadaşlar referans tiptir. O yüzden siz burada New Customer Manager dediğinizde bellekte o hip kısmında Customer Manager'ın bir referans değeri oluşuyor. Dolayısıyla bu adam da onu tutabiliyor. İnterfeysler onu implemente eden class'ın referans numarasını tutabilirler. Referansını tutabilirler yani. Dolayısıyla ben buna Person Manager demeyeyim de Customer Manager diyeyim. Dolayısıyla bu Customer Manager. Bakın ben burada ister add'i ister update'i çağırabilirim. Aynı şekilde I neydi? Employee Manager miydi? Onu Person'dan gidelim pardon. I Person Manager Employee Manager diyelim. Eşittir new employee manager. Bakın employee manager'ın nokta dediğimde bu sefer de onun edini çalıştırmış olacağız. Projeyi bundan başlatalım. Set a startup proje. Bakın bu customer manager referansı, bu ise employee manager referansı. O yüzden ilki müşteri eklendi diyecek, ikincisi personel eklendi diyecek arkadaşlar. O zaman buraya kadar her şey yolunda demektir. Yani interfaceleri biz temel manada böyle şablon oluşturmak için kullanıyoruz. Ama işte madem hani bu kadar kolay bir konu, dikkat ederseniz ben yani yaptığımız şey belki ilk kez dinleyen birisi için bir iki kere daha dinlemesi gerekebilir. Başka örnekler yapması, kaynaklar araştırması gerekebilir. Ama temel olarak ne işe yaradığını hani anladığımızı düşünüyorum. Yani bize şablon oluşturuyoruz, onu implement ediyoruz. Ama niye bu gerçek hayatta, madem bu kadar kolay bir konu, gerçek hayatta niye çok da kullanışlı, yani gerçek hayatta niye kullanılmıyor, kullanılamıyor? Aslında problem o. İşte o da ilişkilendirmeyi gerçek hayatla doğru ilişkilendirmeyi yapamamış olmaktan kaynaklanıyor arkadaşlar. Şu size anlattığım konu var ya, bunu aslında bizim farklı bir çerçevede ele almamız gerekmekte. Şimdi bir tane daha simülasyon gerçekleştirelim. Bakın ben bir tane işlem yapacağım. Şimdi buna bir tane class oluşturacağım. Buna da geleceğim. Project
Project Manager. Şöyle genel bir hani şu Employee Manager gibi, Customer Manager gibi tüm projeyi tek noktadan yöneteceğim bir class oluşturacağım. Onun içerisinde de geleceğim, diyeceğim ki Public Void Add diye bir metot koyuyorum. Yani kendi add'i. Genel bir add operasyonu olacak gibi düşünebilirsiniz. Bununla ben ister personel ister employee ekleyebileceğim. Müşteri ister personel ister müşteri ekleyebileceğim. Buradaki isim benzerliğine takılmayın. Yani bu add'le şu interface üzerinden gittiğimi düşünmeyin. Hani genel bir add operasyonu. Ekleme operasyonu. Şimdi geldim. Bakın gerçek hayattaki doğru implementasyonu yapmaya çalışacağım. Şimdi ben burada ekleme yapacağım zaman örneğin müşteri ister müşteri ekleyebilmeliyim ister employee. Mesela ne yapabilirim? Customer Manager eşittir new Customer Manager diyorum. Sonra gelirim Customer Manager'ın nokta add'ini çağırabilirim. O zaman şöyle bir şey yapsam. Ben buraya gelip örneğin buraya bir Customer Manager parametresi versem, değil mi? Desem ki hani bana Customer Manager'ı sen gönder. Ben ona göre eklemeyi yapayım. Buna da Customer Manager diyeyim tabii ki. Yani bakın ne yapmış oldum? Ben Customer Manager'ı kullanarak onun eklesini çağıracağımı düşünün. Ama az önce senaryomda dedim ki ister müşteri ekleyebilmeliyim ister personel. Birçok ortamda bunu add customer diye yazar. Bir tane de gelir. Public void add employee der. Buraya da der ki bir tane de o zaman buna da employee manager isterim der. Employee manager. Şöyle ekler. Bakın. Burada da Employee Manager'ın nokta add'ini çalıştır. Değil mi? Dolayısıyla bunu kullanacak kişi şu yukarı gelir. Genel merkezi bir noktadan yönettiğimizi varsayalım. Bunun desenlerini böyle C# sonra MVC gibi desenlerle görürsünüz. Ama bu yapıyı anlamanız önemli. Bakın Project Manager. Project Manager. Tüm projeyi ben tek bir noktadan yöneteceğimi varsayalım. Klaslarını ayırdım. Sonra onları merkezi bir noktadan yöneteceğim. Project Manager. Dikkat edin arkadaşlar. Project Manager nokta. Bakın ne var? Add Customer diyor. Add Employee diyor. Add Customer'a geldim. Burada. Şu bizden ne istiyordu? Müşteri manager istiyordu. Yukarıdaki customer manager'ı göndersem rahatlayacak. Doğru yazmadım mı ben aşağıdaki kodu? Customer manager, evet. Customer manager'ı göndersem tamam. Hemen bakalım buna neymiş derdi. Burada şu başında biz iPerson manager yazdık ya zaten. Gitmemiz gereken nokta orası olacak. Şunu Customer Manager olarak şimdilik düzelteyim. Bakın rahatladı. Dolayısıyla hani programcı da diyor ki ya ne gerek var? Ben bir tane manager böyle var. Bir tane manager böyle var. Yani niye bir daha Project Manager diye yapıp iki tane ayrı ayrı yapayım? Yani çok saçma. Eğer bunu düşündüyseniz siz de çok çok mantıklı yani. Hani zaten bunlar ayrı ayrı. Hangisini kullanacaksan çağır, kullan. Ama niye yine de merkezi bir yönetime ihtiyaç var? Çünkü siz her zaman tek bir nesneyle değil, birden fazla nesneyle çalışırsınız. O yüzden hani buradaki kullanım hatalı zaten. Desen hatalı. Bakın onun yerine bakın add diyorum. Dikkat edin. Burada öyle customer manager veya employee manager değil de bunlar interface değil miydi? İnterfacelerde interface'i implement etmiyor muydu? Implement edilen interface yani iPerson manager
o ikisinin de referansını tutmuyor muydu? Dolayısıyla hangisini gönderirseniz o çalışsın işte. Aslında asıl desem bu. Yani bakın parametreme dikkat edin. Şu ana kadar konuştuklarımız size ağır gelmiş olabilir bilgi olarak. Yeni başlamış olabilirsiniz. Böyle bir durdurun orada. Bir öncekilerle bağlantı kurmayı. Sadece şuraya odaklanın. Bakın Project Manager. Ekleme operasyonu. Parametreye dikkat edin. Interface. Parametreye dikkat. Interface. Interface olarak da bakın şuna ben iPerson Manager tekrardan diyeyim. iPerson Manager tekrardan diyeyim. Sonuçta bakın interface ne tutabiliyordu? Onu implemente eden sınıfın referansını. Sınıfın referansını tutabiliyordu. Dolayısıyla baktığımız zaman buraya bu da bir iPerson Manager, bu da bir iPerson Manager. Bizden ne istiyor peki? Bizden ne istiyor? Bir tane iPerson Manager istiyor. Yani ben bunun veya bunun referansını yollayabilirim demek bu. Burada add customer değil artık. Bakın genel bir add metodumuz var. Parametre olarak bizden ne istediğine bakalım. Diyor ki bana bir iPerson Manager ver. Siz tek başına bir iPerson Manager gönderemezsiniz. O bir interface. Ama referansını tutmuş bir iPerson Manager'ı yollayabilirsiniz. Dolayısıyla şuraya geldiğim zaman şunu şöyle kapatayım. Tam böyle mantığı daha iyi anlayalım burada. Bakın bana diyor ki bana bir iPerson Manager ver. Tamam diyorum. Onun ne de olsa referansını tutabiliyor. Bakın ben Customer Manager diyorum. Yani oraya bir Customer Manager yolladım. Çalıştıralım bakalım ne olacak. Bakın müşteri eklendi. Eğer ben buraya Customer Manager değil de Employee Manager yollasaydım ne olacaktı? Bakın personel eklendi bu sefer. Yani bu neyi sağlamış oldu arkadaşlar bize? Yazılımda değişimi sağladı. Şimdi dolayısıyla ben buraya gelsem. Örneğin burada ne var? Müşteri ekleme var. Personel ekleme var. Mesela stajyer kabul edecek firma. Stajyer kayıtları alınacak. Bakın yazılımda çok temel bir prensip vardır. Yeni özellik eklediğinizde mevcut kodlara dokunulmaz. Bakın class diyorum. Geldim buraya. Stajyer ekleyeceğim şimdi. Intern değil mi stajyer? Intern manager. Kendisi bir kişi iPerson manager mı? Evet. Geldim. Implement ettim. Dikkat. Sadece operasyonlar geldi. Buraya geldim. Yazayım. Console write line. Stajyer eklendi diyelim. Buna geleyim. Console.write line. Stajyer güncellendi diyelim. Yani ilgili kodları yazdığımızı varsayalım. Bakın ben yeni bir şey ekledim. Mevcut hiçbir kodumu dokunmadım. Buraya geldim. Bakın ben new intern'ü gönderebilir miyim? Intern manager'ı, stajyer yönetici sınıf. Gönderebilirim bakın hiç kızmadı bile. Bakın sistem bir anda stajyer eklendi dedi. Yani yazılımda en büyük problem nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Siz projeyi yazarsanız 3 ay sonra müşterinin yeni taleplerde bulunmasıdır. Bu kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Çünkü yazılım dediğimiz şey yaşayan bir organizma. Biz inşaat projesi yapmıyoruz. O yüzden sürekli değişiklik talebi gelir. Biz yanlış anlamış olabiliriz, müşteri yanlış anlatmış olabilir. Mevzuat değişir, her şey olur. O yüzden bunu kabul etmek zorundasınız bu meslekte. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Yani bu konuları ben gerçek hayat üzerinden anlatınca öğrenciler tabii ki anlamakta bazen
zorlanabiliyor. Çünkü alışkın olduğu şey bugüne kadar interfaceleri öğrenirken onu basit işte örnekler üzerinden işte hayvanlar hepsi havlar, kedi sınıfı, köpek sınıfı, o havladı, bu havladı gibi örnekler üzerinden onu anlamak kolay. Yani ama o gerçek hayatın kendisi olmadığı için ilişkilendirmekte zorlanıyor öğrenci. Dolayısıyla zannediyor ki interfaceleri anladı ama anlamıyor aslında. Dolayısıyla hani her ne kadar diğerini anlatınca öğrenci genellikle anlamak istediğini, rahat anladığını öğrenince mutlu olur. Tabii ki rahat anlamalı. Fakat onun gerçek hayatta bir karşılığı olmayan bir anlamaysa işte o öğrenciyi sürekli öğrenme döngüsünün içerisine sokuyor. Hep aynı şeyleri öğreniyor. Çünkü uygulayamıyor öğrenci. O yüzden bu videoyu gerekirse baştan sona defalarca dinlemeli. Yeni örnekleri, benzer örnekleri siz yazmalı. Gerekirse interfaceler üzerine 2-3 gün, 4 gün, 5 gün, 1 hafta çalışmalı. Farklı kaynaklara da bakmalı. Ve burayı oturtmalısınız arkadaşlar. Aksi takdirde hani interfaceler sizin için sintaksını bildiğiniz ama gerçek hayatta geçiremediğiniz bir konu olur. Aman öyle olmasın arkadaşlar. Sanmayın ki ben interfaceleri burada bitiriyorum. Yaklaşık yarım saatlik bir bölümde anlattım burayı. Bundan sonraki eğitim sonuna kadar biz sürekli bu yapıları kullanıyor olacağız arkadaşlar. O konuda rahat olunuz.